yazılarınıza baktığımızda iki kişiyle ilgili ciddi bir eleştiri var. Bizim birisi sizin de ders aldınız. Mübeccel Kıray. Bir de onun hocasıyla ilgili. Hocası? Behice Boran'la ilgili. Eleştirirken siz şey diyorsunuz, yani Türkiye'nin özgünlüğünü dikkate almaksızın bunlar sosyal bilim anlamında bir takım işte metinler yazdılar. Oysa baktığımızda akat Türkiye'nin özgünlüğüyle ilgili, tarihselliğiyle ve özgünlüğüyle ilgili yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Sadece akat değil. Evet. Mesela yani Ersan için de aynı şey söyleniyor. Berkes için de bu şey konusu. Yani şimdi hikaye şu, yani Avcıoğlu'nda da var. Bunların bakış açısı o kadar önemli değil. Bambaşka bir biçimde baksalar da önemli değil. Şimdi bütün hikaye şu. Biz bu toplumu biliyor muyuz? Evet. Bütün hikaye bu. İnsan ya mesela Doğan Avcıoğlu zaten bundan hareketle tarih yazmaya başladı. Avcıoğlu da o biraz daha geç yazmaya başladı ama Avcıoğlu şunu söylüyor. Biz bu toplumu bilmiyoruz. Biz bu toplumu öğrenmek durumundayız diyor. Garode'nin bu Sosyalizm İslamiyet kitabına yazdığı ön sözde bunu çok söylüyor. Biz diyor Batı'nın şeyini iyi biliyoruz diyor. Şimdi öbürleri şey dedikleri için yani bu toplum tipik bir Batı'nın toplum gibi bir toplum dediği için biz Batı'yı bildiğimiz zaman bu toplumu bilmemize gerek yok. Biz bu toplumu zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu toplum hakkında bilgilenmemize gerek yok. Mesela Behice Boran yaptığı gibi Çin'i anlatırken aslında Türkiye'ye ne kadar benzediğini... Türkiye'yi de anlatmış. Evet. Zaten bunu söylüyor. Evet. Yani Çin aile sistemini anlatırken Türkiye'yi de anlatıyoruz diyor. Yani şimdi burada bunların bir derdi var. Bu toplum. Farklı bir toplum. Ve biz bu toplumu anlamamız lazım. Hocam, sadece bu toplumu değil, bu toplumu anlamamız lazım dediğin zaman dar bir Marksist perspektifle bakarsan biz bu toplumun siyasetini anladığımız zaman, iktisadını anladığımız zaman biz bu toplumu anlamış oluyoruz. Aslında şey olarak baktığın zaman bu toplumun kültürünü anlamamız açısından anlamamız lazım. Hatta bu meyanda baktığın zaman mutfakatın mesela Kemal Tahir'den de daha kültür eksenine baktığını görürsün. Çünkü onda da ağırlıklı bir mesaj, yani biz bu toplumun ekonomik yapısının farklı olduğunu bu atütten kalkarak söylediğimiz zaman biz bu toplumu anlamış gibi oluyoruz diye gündeme geliyor. Yani bütün hikaye şey değil. Ya bu toplumu biz gün geçtikçe biraz daha fazla anlıyoruz. Biraz daha iyi noktada anlıyoruz. Bir de mutfakatın ilgi alanları hakikaten çok değişik. Yani bir de mutfakatın ilgi alanlarına baktığınız zaman şöyle bir dert de var. Diğerlerinde siyaset çok öncelikli. Ve insanlar söylerken biz bu toplumda ne yapacağız diye, ne yapmalıyız? Biz bu toplumu nasıl kurtarmalıyız? Ulan yani kurtarmadan hemen bu toplumu anlamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani mutfakatta şöyle bir dert de var. Yani ben bir reçete getirmiyorum. Ben durum tespiti yapıyorum. Bu toplumu anlamaya çalışıyorum. Belki de o çerçevede anlamak şey olabilir. Bunu özellikle 80 öncesiyle 80 sonrasını karşılaştırdığın zaman 80 öncesinde herkes biz bu toplumu nasıl değiştiririz derdindeydi. Anladıkları için çok şey. 80 sonrasında biz bu hikayeyi nasıl anlarız diye baktı. Zaten şey de önemli bak mesela yön üzerinde Hikmet Özdemir'in kitabına baktığın zaman görüyorsun kitabın başlığı ne? Yön. İki nokta üst üste kalkınmada bir strateji arayışı. Yani yöne baktığın zaman ya bu adam bu toplum hakkında ne diyor demiyor. Bu adam bu toplumda başbakan olursa ne yapacak? Hangi şeylerle planlamayla bu toplumu dönüştürecek diyor. Yani hikaye bir toplumu anlamadan dönüştürmek mümkün değil. Bir de hakikaten yani bu insanlar dönüştürmeye çalışmak demek, bariz bir biçimde Jacobin olmak demek ya. Yani hakikaten senin öyle bir şeyin var mı? Gücün var mı? Yani öyle bir kapasiten var mı? Hakikaten kapasite ne demek? Yani kapasiten ne kadar olursa olsun bir toplumu kolay değiştirebilir misin? İşte Brodel'in bir lafı, bizim Doğan Ergun hocamız sürekli kullanır. Devrim dediğin şey bir toplumun sadece vitrinini yıkar. Toplum alttan alta direnir. Yani şimdi bütün hikaye şeydi, işte 23 her şey değişti. Bilmem evet, 50 her şey değişti. 1960 her şey değişti. Ulan bu memlekete aydan adam getirmeyeceksin ki yani. Mümkün değil yani başka bir ülkenin insanı. Bir daha inabit de değişti. Bu ülkenin insanı var. Kadın da o gelin düğün diyeti çekerken
Ömer Seyfettin metinlerini çekerken ta en eski dönemden itibaren ki bir birikim var diyor, ben ona bakıyorum diyor. Yani şimdi şeyin, Osmanlı'nın gelişkinlik dönemi, dönemi, yükseliş dönemine falan baktığı insanla Cumhuriyet dönemi insanı arasında paralellik aramaya çalışıyor. Mesela bu hikaye işte ne, çok fazla uzatmadan bu toplumsal değişmenin o kadar hızlı olmadığını söylemeye çalışıyor ve bizim bu tarihle bir bağımız var. Bu tarihle yüzleşmek durumundayız, hesaplaşmak durumundayız ama aynı zamanda bu tarihle barışmak da durumundayız. Yani tarihle kavgalı olduğun zaman, kendi ülke insanından kavgalı olduğun zaman yani ne tarihi anlayabilirsin, ne toplumu anlayabilirsin ve şey de sonuçlar da insan davranışları da insana hep sürpriz gelir. Veya çok daha dar bir biçimde bakarsın işte, yani karşındaki adam hiçbir şeyi anlamayan adam olarak telakki edersin. Yani geliştirilmesi, yetiştirilmesi, dönüştürülmesi gereken bir kitle olarak görürsün. Peki hocam ben şeyi sorayım. Yani siz mesela o dönem içerisinde Türkiye'deki sosyologların bu hiç anlamıyor olmalarını neye bağlıyorsunuz? Yani şöyle bir şey değil, kristal kulelerinden bakıyor olmalarına mı bağlıyorsunuz? Yoksa bu tarz bir inceleme yerine evet bu ülkede işte bir proletarya oldu, efendim söyleyeyim bu ülke böyle olacak, kapitalizm yolunda gidecek. Hani böyle bir ideolojik sebeple mi, yoksa hani ne bir elitist tavırla mı böyle bir anlamamazlık içerisindeler sizce? Belki ikisi de var. Yani bütün hikaye ne? Bu toplumla bağın ne kadar? Hı hı. Mesela çok ilginç bir şey. Aziz Nesin'in bir tane öyküsü var. Çok hoş bir öykü. Hatta şey değil, rahmetli Baykan Sezer bir sosyoloji yıllığında bunu başa koydu. Şimdi insan geliyor. İnsandan soyutlanmasını gösteren bir hikaye. Amerika'da tahsil yapmış sosyolog geliyor. Bir köye gidiyor. Hı hı. Orada soruyor. Ne kadar toprağınız var diyor. Çok az söylüyorlar. Ne kadar diyor büyük baş, küçük baş hayvanınız var diyor. Az söylüyorlar. Herhalde belki kaç yaşınız var diyor. Tabii ki bir tane diyor. Yani bu bir sosyal realite, hani çok eşli evlilik, çok yaygın olmamakla beraber şey değil. Ondan sonra sosyolog gidiyor. Tabii vergi memuru zannediyorlar bunu. Bir 6 ay sonra sosyolog tekrar tahkik etmek için geliyor. Tahkik ediyor. Yine aynı şeyler ama bakıyor köy biraz böyle akarsu yanında biraz yukarı çıkmış. Aynı soruları soruyor, aynı refleksle karşılaşıyor. Ondan sonra biraz daha yukarı gidiyorlar. 6 ay sonra geliyor yine. Aynı soruları, aynı refleksle karşılaşıyor. Sosyolog oturuyor, karar veriyor, şey yapıyor. Anlaşılıyor ki diyor, bu köylüler olağanüstü, irrasyonel davranıyorlar diyor. Çok rahat bir biçimde tarım yapabilecekleri, hayvancılığı su kenarında çok rahat bir biçimde gerçekleştirecekleri yerinde. Yukarılara bunlar çıkıyor. Kafa basmadığı için diyor, yukarılara çıkıyorlar diyor. Şimdi buna Aziz Nesin ismi belli, Amerika'da tahsil etmiş bir sosyolog için yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ilginç bir hikaye. Şimdi mesela bütün hikaye işte o toplumu tanıyor musun, tanımıyorsun. Bir de ikinci hikaye şu, Türkiye'de dönem dönem fikriyat değişiyor. Mesela şimdi baktığın zaman 1960'ta bir sürü insan her bir hikaye yeni başladı Türkiye'de diye düşünüyor. Biz eskiden bir şey bilmiyorduk diyor. Yani mesela Osmanlı'da önemli bir şey mi var? Biz Cumhuriyet'le şey olduk. Bu yanlış bir şey. Geçmişte kopamazsın. Geçmişte bir birikim var. 60'ı da evvelden sıyıramazsın. Yani 60'lı yıllarda çoğu kişi Türkiye'de eski dönemde bir şey üretilmediğini söylüyorlar. Ve 60'ta bir rüzgar var. O rüzgarın Türkiye'yi dönüştüreceğini söylüyorlar. Yani sizin söylediğiniz o iki eğilimde, gündemde bunlar muhtemelen kendi muhayyilelerine yatkın şeyi Türkiye'nin gerçekliği zannediyorlar. Yani bunun siyasi bir boyutu da var o dönemde. Tabii bu bir tahayyül de, çünkü belki böyle bir şey olmasını istiyor. Yani ya istiyor demeyeyim de. Sadece istemiyor.
bunun böyle olduğunu, bunun zorunlu olduğunu, zaten toplumların evriminin böyle olduğunu. Tarihsel materyalizmin diyalektik yorumunu buraya mı buraya şey yapıyor? Yani tarihsel materyalizm ciddi bir şey. Evet. Ama yani bunların bu konuda anladıkları şey tam da öyle bir hikaye değil. Türkiye'de bu tür meseleler o dönemde nasıl anlaşılıyor? Yani şimdi ilginç bir şey var. Yani bununla baktığınız zaman ciddi yaklaşımları bununla örtüştürmek şey değil. Mesela ne bileyim o dönemde Sol Yayınları 65'te yayınlanıyor. Sol Yayınları'nın yayın yönetmeniyle yapılan bir konuşmada biz diyor bu klasikleri, Marksist klasikleri yayınlamaya başladığımız zaman diyor biz diyor Marksizmi hiç bilmiyorduk. Yani şimdi baktığın zaman bir şeyin o dönemde hangi ölçüde algılandığı farklı bir soru, başka bir soru. Yani mesela o döneme bakıyorsun, hakikaten insanlar Türkiye'ye dönük mü? Ben mesela şöyle zannediyordum. Yani tesadüfen Yaşar Nabi'nin bir konuşmasını bir, böyle 30 kişiyle 66 yılında yaptığı bir açık oturumu okudum varlık yıllığında. Çok ilginç bir şey. Ben o dönemde Türkiye'de insanların, edebiyatçıların da dahil Türkiye'ye dönük olduğunu zannediyordum. Şimdi baktığınız zaman zaten öbür türlü baktığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman o dönemde Türkiye'ye yönelik ilgi varmış gibi gözüküyor. O dönemde edebiyat alanında da Türkiye'ye yönelik ilgi o kadar fazla değil. Yani bu hikaye öbür türlü gelişiyor ve insanlar bu edebiyat metinlerini de biz nasıl gündeme getiririz diye şey yapıyorlar. Sinemacıların farkı biraz da orada. Yani deneme yanılma yoluyla bu halkla bir bağlantı kuruyorlar. Hemhal oluyor. Mesela şimdi baktığınız zaman tabii sinema farklı bir şey. O ayrı bir hikaye de. Mesela 50-60 arasında Türkiye'de sinema çok yaygınlaşıyor, kökleşiyor. Yani mesela bölge tiyatrolarda bir hikaye yok. Muhsin Ertuğrul'un kafasındaki bütün hikaye ben nasıl bölge tiyatroları kurarım. Evet. Ama yani Türkiye'de elektrifikasyon geliştiği zaman Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde, her şeyde, şehirde iki tane sinema var. Çok ilginç bir şey. Sinemanın birinde yerli film oynar, birinde yabancı film oynar. Yani o dönemde Türkiye'de o kültürel farklılaşmayı da göstermeye çalışıyor. Mesela ilginç bir şey düşünebiliyor musunuz? 50 ile 60'lı yıllar arasında tam Türkiye'nin biraz ne diyeyim rahatladığı mı diyeyim, serbestleştiği mi diyeyim, çok partili hayatın iyice şekillendiği dönemde Türkiye'de sinema çok yaygınlaşıyor. 60 ile 70 arasında Türkiye'de her sene en az 2-3 film çekiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bunun kitleyle acayip bir bağlantısı var. Düşünebiliyor musun? Bu kadar film çekiliyor. Ve mesela bizim yaşımızdaki insanların hemen hemen hepsi, yani 50-60'ı, 60-70'i yaşayan insanlar bu filmlerle hemhal olmuş bir biçimde. Ve bu filmlere insanlar, bir takım insanlar çok tepkisel bir biçimde bakıyor. Mesela şimdi son döneme, yani bu filmler şöyledir, böyledir. Bana göre önemlidir. Bu bir şeyi gösteriyor. Yani deneme yanılma yoluyla da olsa bir takım insanlar bu toplumun insanıyla diyalog kurabiliyorlar. Veya bu toplumun insanının gündelik hayatında bir yer edinebiliyorlar. 70'li yıllardan sonra bu bariz bir biçimde şey yapılıyor. Bunların içinde de yani böyle öne çıkmış sıra dışı adamların bağlantısı sıradan yerli film üreten adamların bağlantısından çok daha sınırlı. Yani bunu bu toplumun bugünüyle ilgili olarak bariz bir biçimde görüyorsun. Öbürleri çok otosansür var ve kendi içine kapalı. Yani mesela çok ilginç bir şey bu. Tuhaf bir şey. Bunu sinemada çok net bir biçimde görmüyorsun. Sinemadaki insanlar birbirine daha yakın. Şey geliyor, Kemal Karpat geliyor. Mesela Kemal Karpat şimdi çok her kitabı var Türkiye'de. O dönemde hiçbir kitabı Türkiye'de yok. Bir tane kitabı var, onu da kendisi bastırmış. Anlatabiliyor muyum? 70 yılında, 67 yılında bastırıyor kitabı. 70 yılında Türkiye'ye geliyor Kemal Karpat ve ne yapıyor? Konuşuyor. Sosyal bilimler üzerine konuşuyor. Bir şey söylüyor. Diyor ki, Türkiye'de diyor, ne diyor? Türkiye'de diyor, garip bir şey var diyor akademide diyor. Ya baktığımız zaman diyor, neyler diyor? Edebiyatçılar ve şeyler diyor, tarihçiler sadece diyor. Ve şey diyor, sosyologlar ve antropologlar solcu diyor.
Anlatabiliyor muyum? Mesela sizin o demin söylediğiniz o hikaye, ideolojik hikaye çok belirgin. İnsanların yaklaşım tarzı, çalıştıkları konuda ne söylediklerini belirler. İnsanların şey alanı belirler. İlgi alanı belirler. Bu kadar tuhaf bir şey olabilir mi? Bu yani akademisyenler için söz konusu bu hikaye. Ve ilginç bir hikaye. Tarihçilere baktığın zaman eski dönemde şunu çok net görürsün. Şimdi biraz değişti. Tamam mı? Vatandaşlar irade edince bu tarih hikayesi değişiyor belki. Mesela İpşah'la ilgilenenler, Batı'yla ilgilenenler biraz modernist oluyor. Evet. Batı'ya açık oluyor. Doğu'yla ilgilenenler daha geleneksel oluyor. Orta Çağ'la ilgilenenler biraz İslami muhafazakar oluyor. Tamam mı? Orta Asya'yla ilgilenenler milliyetçi damarı şey oluyor ve Cumhuriyet tarihiyle veya yakın çağla ilgilenenler biraz modernist oluyor. Anladın mı? Yani bu hakikaten Türkiye'de şey koyuyor yani şemayı koyuyor. Çünkü bizim bu tür milletin şeyi o. Yani mesela ne bileyim bir adamı önemsiyorsun, onun üzerine çalışıyorsun, başka hiçbir şey bilmiyorsun belki, adama aşık oluyorsun. Yani Türkiye'nin en büyük entelektüeli bu diyorsun. Tamam mı? Yani bu buna benzer bir hikaye. Yani daha bütünsel baktığın zaman şey yok. Mesela ne bileyim işte sinemacılara baktığın zaman Lütfü Akat'ı, Metin Erksan'ı, şunu bunu böyle Türkiye'de şey yapılmış, sınırlandırılmış, çerçevesi belli bir yere çok net koyaması. Yani bunlar koro adamı değil. Biraz da şeyle ilgili değil mi hocam? Yani hazır Karpat'tan bahsetmişken Karpat hatıralarında ve bir röportajında diyor ki ben aslında romancı olmak istiyordum. Yani içimde insana dair, insanı anlatmaya dair bir arzu ve istek vardı. Ama diyor akademisyen oldum. Ama bir akademisyen olarak da diyor o anlatmak istediğimi anlatamadım. Yani akademisyenliğin ya da işte bilimin bu anlamda sanattan daha sınırlı bir tarafı. Abi zaten sanatın şöyle bir şeyi var. Yani bir şeyi doğru anlatırsın, yanlış anlatırsın o ayrı bir hikaye. Sen kitleyle, sanat yoluyla bağlantı buluyorsun. Mesela şimdi bütün hikaye şey değil. Son dönemde insanlar ne üzerine odaklaşmaya başladı? Son dönemde insanlar biraz taşra üzerine odaklaşmaya başladı. Mesela eski dönemde taşraya, köye nasıl bakıyordun? Ne kadar iyilik varsa taşrada diye bakıyordun. Şimdi baktığın zaman ne kadar pislik varsa taşrada diye bakıyorsun. Tamam mı? Yani bu mesela milliyetçilik konusunda da bu hikaye böyle. Çok değil. İnsanların bakışları. Mesela şimdi okuduğun zaman çok net görüyorsun. Bak ben sana iki tane topluma çok farklı bakan iki tane edebiyatçı söyleyeyim. Yani başka alanlarla da ilgili bu hikaye. Birisi Erzen Keser. Feri Gazoz. Anlatabiliyor muyum? Hatta ne var? Bu şey var. Böyle Keskin civarında geçen bir zamanlar Aralık'ta. Senaryo onun. Tamam mı? O senaryosu onun. Bir de Mustafa Çiftçi var. Onun da mesela Yozgat civarı ekseninde. Ah Mercimek'in de bir öykü kitabı var. Bir de Bozkır'da 66 tam başlığını hatırlamıyorum. Onun da geçti bir kitap var. Şimdi baktığın zaman bunlar taşrayı anlatıyor. Ama yani taşrayı o kadar canlı, kanlı canlı anlatıyor ki yani Türkiye'de herhangi bir sosyolog ıkınsa, sıkınsa böyle bir başarılı bir taşra portresi verebilemez, çizebilemez. Yani bunlarda ne var? Bunlarda oraya bakış tarzında bir ön yargı yok. Yani ne tür bir ön yargı yok? Eski dönemin sosyologların, eski dönemin entelektüellerin baktığı takdirde taşraya gözü yaşlı, olumlu, yüceltici bir bakış açısı olmadığı gibi taşrada ne tür pislik varsa taşradan çıkıyor diye şey yapan bir hikaye yok. Ha bu hikaye nereden kaynaklanıyor? Bu hikaye aynı zamanda bariz bir biçimde yaşanmışlıktan da kaynaklanıyor. Bu hikaye ondan öte bir biçimde adanmışlıktan da kaynaklanıyor. Mesela şimdi baktığın zaman ilginç bir şey bu Anadolu'da bir zamanlar Anadolu'da filmine baktığın zaman bir zamanlar Anadolu'da filmi adamın en sahici filmi. Anladın mı? Bunu görüyorsun. Yani başka filmlerine bak. Bir zamanlar Anadolu'da ile hiçbir ilgisi yok. Daha mesela, sentetik bir yapısı var. Tabii evet. kış uykusuna baktığın zaman kış uykusunda uzaktan. Arkanı dön, sesi dinle, biraz tahayyül gücün olsun, ne olduğunu anlarsın. Yani orada sahici bir taşra var. İkisi de taşra. Öbür tarafta yapay bir taşra var. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi zaten yani nerede çekilirse çekilsin o şey değil. Ha, bu hikaye bilmekle falan filan da ilgili değil. Zaten mesela onun bu bir zamanlar Anadolu'da üzerine metnini okuduğun zaman bir şeyi görüyorsun. Neyi görüyorsun?
o metnin aslında Ersen Kesan'ın evet. metni olduğunu görüyorsun. Yani Nuri Bilge'nin metni yok çünkü hiçbir metnine benzemiyor. Bu tipik aslında Ersen'in kendi hikayesi yani evet. bir doktor olarak. Hem kendi hikayesi hem onu aşan bir şey var. Evet. Yani hikayene mesela Yılmaz Güney filmi de öyle. Yani ne? Yani bunun hangi film oraya sıkışık bir sürü filmler. Mesela film Adana mesela Umut filmi. Anladın mı? Adana Eksenli filmi. Hatta mesela çok da ciddi olmayan filmleri de şey. Yani ne? Ya mesela ne bileyim Yüksel Aksu da öyle. Adana filmini çektiğin zaman Adanalı olmak gerekmez onun. Çünkü çok net Adana şey yaparsa o onu aşamaz. Ama yani öbürü hep Muğla'da. Evet. Ama yani tipik özellikle Enterköy'e karşı. Bir de şey düşünebiliyor musun? Filmi seyret. 5 kere üst üste seyret. Gayet keyifli bir biçimde seyredersin. Hı. Sıkılmazsın. Yani o mizah boyutu falan filan olağanüstü şey. Bunlar hem o yörenin insanı bir ayrı bir tat alıyor. Ama bu coğrafyanın insanı da bir tat alıyor. Tat bundan yani onu yakalayabilmek önemli bir şey. Öbürünün şeyine baktığın zaman yani şimdi peri gazozu. Yabancı dille çevirsem kaç kişinin ne kadar okur. Onu bilemezsin ama Türkiye'de okunuyor. Ama şimdi şeye baktığın zaman öbürünün Nuri Bilge'nin filmlerine baktığın zaman Türkiye'de seyredilmiyor. Dışarıdan seyrediliyor. Yani hatta ilginç bir şey var. Büyük bir metin. Ben buradan okuyorum diye. Galiba yazarı Tim Parks diye bir adam. Bu Metis'ten çıkan bir metin. Çok hoş bir metin. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Ya Türkiye'de edebiyat Türkiye'de demişim. Dünyada edebiyat uluslararasılaşıyor. Şunu söylemeye çalışıyor. Ya bu hikaye uluslararasılaştığı zaman anladın mı? Sen nasıl yazıyorsun? Bunun uluslararasılaşması seni şekillendiriyor. Sen bunu bu coğrafyanın insanına göre değil, o coğrafyanın insanına göre şey yapıyorsun. Hatta Orhan Pamuk'un bir takım metinlerinden bahsediyor. İstanbul'u anlatırken o şekilde anlatmaya çalışıyor şeklinde duruyor. Bu hikaye en başta anlattığım hikayeyle de bağlantılı bir hikaye. Yani hikaye bu coğrafyanın şeyi, çerçevesi, bu coğrafyaya dair bir şey. Mesela baktığın zaman Lütfü Bey'in hiç filmi dışarıda şeyi yok. Evet. Tamam mı? Yani mesela Metin Ersen'in o filmin orada çok fazla şey yapılmasının şeyiyle bunların arasında fark var ki Metin Ersen'in o Susuz Yaz filmi yurt dışında zaten şey gitti yani kaçak bir biçimde gitti. Gitmeseydi o film Yılmaz Güney'in filmleri de öyle kaçak tabii, gidiyor. Ama çok. Yani Yılmaz Güney ki biraz daha değişik mesela Yılmaz Güney hakkında şunu söylerler yani Yılmaz Güney mesela ya bu hikayenin öbürü Türkiye bilinmiyor. Metin Ersen'in o filmi kazandığı zaman bu Satyajit Ray diye bir Hindistanlı yönetmen var. Ta 55'te bir filmi var. O da katılıyor. Bu alıyor o şeyi. Yani şimdi Hint sineması dışarıda niye daha fazla şey yapılıyor? Ulan adamlar şakır şakır İngilizce konuşuyor. İngiliz sömürgesi. Bu memleketin sömürge olmaması anlatabiliyor muyum? Tarih boyunca dışarıyla bağlantısını ister istemez sınırlandırıyor. Yani şeye baktığın zaman olayın boyutu da bir biçimde bir şekilde buradan şekilleniyor. Mesela öbürü çok şey bir hikaye, klasik bir hikaye anlattığı hikaye. Mesela Kemal Tahir'in metinleri de çevriliyor. Yaşar Kemal'in metinleri çok tutuyor. Evet. Yılmaz Güney niye şey sinemacı bunu bizatihi Şakir Esacı başı anlatıyor. Biz bunu dışarıya empoze ettik demeye çalışıyor bir biçimde. Niye empoze ettik demeye çalışıyor. Onlar bize soruyordu Türk sinemacı. Biz onlara büyük sinemacı budur diyorduk diyor. Roy Arms'ın işte kitabı var. Üçüncü Dünya Sineması diye. Orada Yılmaz Güney var. Roy Arms, Yılmaz Güney'le nereden şeye geliyor? Bütün sinemacıları filmleri seyretmiş mi? Yok öyle bir hikaye. Yani ona bir biçimde bir şekilde o sunulduğu için orada kendini gösteriyor. Yani bu fotoğraf farklı bir fotoğraf. Yani bunun arkasında başka bir çerçeve var. Yani mesela son dönemde işte TEDA projesi vardı. Yani daha geçen günde birinin yazısı vardı. Türkiye'de dışarıda şey oluyor, kitaplar çevriliyor. Bu Türk hükümeti, Türk devleti finanse ederek çevriliyor. Yani olayın yeni dönemi farklı bir şey. Önemli olan hikaye şu, yurt dışında beğeni şey yapan filmler
bu toplumda da bir beğeni çerçevesi varsa bunun bir şeyi var, değeri, değeri var. Yoksa bu hikaye oraya doğru yöneliyorsa o zaman şöyle bir şey var, yani senin amacın o olduğu zaman metnini ona göre kurguluyorsun. Tim Fark'ın söylemeye çalıştığı hikaye de bariz bir biçimde bu. Yani edebiyat açısından da bu, diğer şeyler sinema açısından da bu. Festival sineması diye bir sinema tabii, işte kavramı yani, çıkıyor. Yani, adam festivale katılmak için aslında öyle bir sinema yapıyor. Yani amaç o oluyor. Evet, amaç. Yani eskiden baktığın zaman, mesela eski filmler öyle filmler değil insanların. Yani o zaman da insanların sinema sevmeni zaman içinde farklılaşıyor. Bu tıpkı şeye benziyor. Yani neye? Akademik hayata benziyor. Yani şimdi mesela 60'lı yıllarda Türkçe yazılan metinler olağanüstü değerli. Hı hı. Bugünkü yıllarda yabancı dilde yazılan metinler o kadar değerli. Yetenekli, yeteneksiz. Herkes yabancı dilde metin yazmaya çalışıyor. Yabancı dilde metin yazmaya çalıştığın zaman da orada yayınlanması en mümkün metni ve bunun ideolojik, düşünsel bir çerçevesi de var. O tarzda yazmaya başlıyorsun. Ve şeye baktığın zaman da mesela Türkiye'de 60'lı yıllarda insanlar bir takım temel metinleri tartışırken Türkçe metinlere gönderme yaparak tartışıyorlar. O dönemde mesela ne bileyim o tür metinler gündemde değil. Mesela nasıl söyleyeyim işte Bernard Lewis'in kitabı Modern Türkiye'nin doğuşu ta 67 yılında 70 yılında Türkçe'ye çevrilmiş. Anlatabildim mi? 61'de yayınlanmış. Evet, 70'de Türkçe'ye çevrilmiş. 67'deki baskısı galiba Türkçe'ye çevrilmiş şeyin. Anlatabildim mi? Mesela yayınlanmış. O dönemde işte kaç çekmiyor kitap. O dönemde bizim yazarların kitapları evet. Diyor. Ama bugün baktığın zaman Bernard Lewis yine dikkat çekmiyor. Ama mesela şeyin Zürher'in kitabı dikkat çekiyor. Hı-hı. Ve Hı-hı. Türkiye'de hiç kimse şeyi yani Feroz Ahmet Zürher dışında Türkiye'nin bu 200 yıllık modernleşme tarihi üzerine bir metin yazmıyor. Ve baktığın zaman da bizim yazarlar üzerinde bariz bir biçimde etkisi var. Burada şey de değişmiyor. Şey de çok fazla fark etmiyor. Bir adamın İslamcı muhafazakar olmasıyla solcu olması, liberal olması fark etmiyor. Hepsinin bu tür şeylere yönelik bariz bir ilgisi var. Yani bariz bir biçimde ulan dünyada bilim bu hikayeyle yapılır. Türkiye'de bilim yapılabilemez noktasına hı-hı. geliyor. Yani biz bilimi nasıl tartıyorsak filmi de aynı tarzda tartmaya çalışıyoruz. Edebiyatı da o tarzda tartmaya çalışıyoruz. Sizin bir röportajınızda şey diyorsunuz hocam. Yani Türk düşüncesi tercüme kokuyor. Aslında hepsi yine bu bağlamla ilgili değil mi? Abi yani bunlar hakikaten iyi tercüme mi? Orada da orada da şey var. Yani ya hikaye şu. Yani bir şey gelişmemiş olabilir. Yani bir şey kendi çerçevesinde gelişmek zorunda. Yani ne bileyim bir sürü metin çevriliyor Türkçe'ye. Mesela daha geçenlerde Sınırlarda Yaşamak diye bir şey var. Bir kitap var. Benedict Anderson'ın kitabı. Yeni çıkmış bir kitap. Bu kitap akademik hatırasını yayınlıyor. Şimdi orada iki şey insanın dikkatini çekiyor. Olağanüstü ilginç bir hikaye iki şey. Adam çok samimi bir biçimde anlatıyor anlattığı şeyi. Şunun farkında adam kendisini dünyanın merkezi zannetmiyor. Hı hı. Mesela ne? Bu Hayali Cemaatler kitabı. Evet. İşte milliyetçilik eksenli kitap. 1983'te yazılmış. Veya 84'te yazılmış. Ama diyor o dönemde hiç kimse önemsemedi bu kitap diyor. Zaten o dönemin konteksti içinde önemli bir kitap da değil diyor. Bu kitap diyor ne zaman önemsendi diyor. Sovyetler Birliği çözüldü. Bu milliyetler sorunu şey yaptı. Ondan sonra önemsendi bu kitap. Yani şu an en çok atıf verilen 10 kitaptan biri. Milliyetçilik konusunda. Her konuda sosyal medya içinde en çok atıf verilen 10 kitap. Bunların iki derdi vardı diyor. Bu derginin diyor. Yani tam 80'li yılları anlatıyor. Onlar diyor şu diyor isim veriyor. 600'lerden bilmem kime kadar bu entelektüellerin devreye girmesini sağladı diyor. Hakikaten bakıyorsun orada devreye giren şey Türkiye'de devreye giriyor. Yani bu hakikaten çözümleyici bir şeyle şekillenmiyor. Ondan sonra ne diyor bir şey söylüyor. Bu derginin özelliklerinden daha önemli olan diyor milliyetçiliğin bir kenara bırakılıp
enternasyonalizm vurgusu yapılmaya başladı diyor. Hı hı. Aslında anlattığı şey oranın şeyi. Ya. Ama bunun inikasını, yansımasını Türkiye'de de çok net bir biçimde görüyorsun. Bu netliğin bir başka hikayesi de var. Orada bu hikaye hakikaten adamıyla yapılıyor. Hı hı. Burada bu hikaye iki ana ekseni itibariyle de çok daha sığ bir biçimde yapılıyor. Yani şimdi hakikaten insan şey diye düşünmeye başlıyor. Hakikaten bu tercümeler üzerine Türkiye'de derinlemesine düşünülse diye düşünmeye başlıyor ki şöyle bir şey var derinlemesine düşünülmesi diye. Şimdi baktığın zaman yani bu hakikaten yapay bir şey. Türkiye'de her 10 senede bir moda değişiyor. Her 10 senede bir ciddi anlamda batılı entelektüel değişiyor. Yani bir insanın geçmiş dönemle hesaplaşmadan bu süzgeçleri yaşaması mümkün değil. Mesela baktığın zaman 20'sinde, 30'unda, 40'ındaki adam yani daha yaşlı adamı olan bu cahil diye görüyor. Bu bir sağlıklı tarafı da var. Yani bir insanın hocasına eleştirel bakmasının sağlıklı bir tarafı da var. Ama bütün hikaye ne? Niye böyle görüyor? Ulan bir insanın hakikaten her 10 senede bir, her 5 senede bir bir temel düşünürü bırakıp bir başka temel düşünürle uğraşması şey bir biçimde uğraşmak demektir bu. Yani yarım yamalak bir biçimde uğraşmak bir biçimde demektir. Yani Türkiye'de bu hikayenin daha derinlemesine incelenmesi ilginç bir şey. Mesela şey var bu 600'ler. İşte 77'de verelim mi? Tamam. 600'lere gelmeden müsaadenizle. Bir de siz solukların o arada bir sorayım. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca alçı yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Bir
yayıncılık politikası gereği Kurtuluş Hocamızın sözünü balla kesmiştik ondan sonra. Şimdi programın ikinci yarısında Kurtuluş Hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Hocam Althusser demiştiniz, ben yarıda bırakmıştım. Sadece o hikaye değil de yani mesela şey değil, işte Althusser'in diyor, Türkiye'de herkes Althusser tartışmaya başladı. 70'li yılların sonlarında da ortalarında 77 filan iki tane kitabı çevriliyor tam o sırada. İlginç bir hikaye. Herkes Althusser'le konuşmaya başladı o dönemden sonra. Çok yaygınlaştı. Devletin çeviren o. Devletin ideolojik aygıtları. Lenin ve Felsefe diye iki kitap. Çok ilginç bir hikaye. Bütün hikaye şey değil. Althusser üzerine şeyin Aybar'ın lafları var. Yani ta 60'lı yılların sonlarında Althusser eksenli bir takım şeyler konuşuyor. Ne diyor hocam? Sosyal, Mehmet Ali Aybar'ın Batı Marksizmine açıklığı çok daha önceki bir dönemde. Ve Mehmet Ali Aybar'ın anlatmaya çalıştığı hikaye de Türkiye'deki o dönemdeki Marksizme çok mesafeli ve eleştirel bakıyor. Ve o hikaye de öbür tarafta, yani Türkiye'de sola eleştirel bakmak da Althusser o gündeme girmesiyle de başlıyor. Aslında orada benim anlatmaya çalıştığım asıl ilginç hikaye, bir tane çok somut bir yazı var o dönemde. Yazıda şunu söylüyor. Ya biz her gün Althusser'le yatıp kalkıyorduk diyor. Yani tabii bu biçimde söylemiyor bunu. Yatıp kalkıyorduk ama Althusser'in en önemli iki metni For Marx ve Kapital'i okumak metni Türkçe'ye çevrilmemişti diyor. Evet, çok Türkçe'ye sonra. Çok çok sonra çevriliyor. Yani sen bir düşünce adamını şey yapıp anlamaya çalışıyorsun, yorumlamaya çalışıyorsun. Onu belki de en en yanlış yerinden tutarak şey yapmaya çalışıyorsun. Zaten mesela bizim milli yazarımız olarak Garodi'ye bakış biçimi de öyle. Yani şimdi Garodi Türkiye'de aslında bunların bu ikinci söylediğimiz sağlıklı bir tarafı da var. Althusser o biçimde hiçbir şekilde tartışılmadı. Evet. Althusser temel referans verilen biri olarak görüldü. Yani ne şu doğru Althusser'e atıfla, ama 1965 yılında onların derdi tartışmak olduğu için, onların derdi bu toplumu öğrenmek olduğu için şeyin Garodi'nin Sosyalizm ve İslamiyet metnini çevirdiler. Metnin aslı Sosyalizm ve İslamiyet değil. Bunlar çevirirken böyle çevirdiler ve ilginç bir hikaye kitap. 70-80 sayfalık bir kitap. Ve iki tane ön sözü var. Birisi şeyin ön sözü, Doğan Avcıoğlu'nun ön sözü. Beraber çeviriyorlar. Birisi de Mihri Belli'nin ön sözü. Evet. Ve ilginç olan hikaye ne biliyor musun? O kitap üzerine Yön Dergisi'nde 1,5 şey tartışıldı. 1,5 yıl tartışıldı. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi öbürleri üzerinde tartışma söz konusu değil. Öbürleri Althusser'den kalkarak ne söylenebilir? Diğerinde bu sosyalizmle İslamiyet'in çakışan yanları var mı? Yani Türkiye'de sosyalizmi kurmak yönünde İslamiyet bir dayanak olabilir mi? Yani önemli olan hikaye bir şeyi özümsemek, bir şeyi anlamak, bir şeyi belli bir biçimde aşabilmek. Yani orada sosyalizmi de İslamiyet'i de çok tuhaf bir biçimde anlamış olsalar bile orada hakikaten hayırlı bir çaba var. Yani bir şeyi anlamaya çalışıyorlar. Bu tartışma o noktada da kalmadı. Türkiye'de İslami çevrelere de yöneldi. Hatta Hüseyin Atemi'nin o dönemde o yön tartışmalarına Sütçe gönderme yaparak İslam açısından sosyalizm diye bir kitabı var o dönemde. Ve bir süre sonra da işte kim? Topçu çevresinde, daha sonra bu Yaşar Nuri Öztürk. Tam o dönemde 71'de Mustafa Sıbahi'nin İslam Sosyalizmi kitabını çeviriyor. Yani o dönemde asıl olan hikaye bu batılı metinleri anlamaya çalışmak, batılı metinleri yorumlamaya çalışmak ve batılı metinlere karşı belli ölçüde direnç gösterebilmek. Yeni dönemde bu hikaye biraz teslim olmaya, bu hikaye biraz daha o metinlerin özünü anlamlandırmadan aktarmaya şey yapıyor. Yani mesela Hilmi Ziya'nın çok daha önce yazdığı Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü metni gibi bir metin. Yani biz bu metinleri çeviriyoruz. Bu metinler nerede duruyor? Biz bu metinlerden ne ölçüde yararlanacağız? Bütün hikaye orada kaynaklanıyor. Yeni dönemde bu hikaye bu biçimde gelişmedi. Ve mesela baktığımız zaman bizim sosyalistlerimizi de, şeyimizi de, İslamcılarımızı da
bu Garodi'nin metinleri çok bariz bir biçimde etkiledi. Hatta o kadar etkiledi ki bizim işte 60'lı yıllarda herkes sosyalizme yöneliyordu. Evet. 80'li yıllar, 90'lı yıllardan sonra herkes İslami bir eğilime girdi. Tam bu hikaye de tam Garodi'nin bu tür bir şeyine, genel gelişim dinamiğine oturdu. Belki bundan bir biçimde bir şekilde oturdu. Yani mesela ne bileyim, diğer yazarlara baktığımız zaman diğer yazarların hemen hemen her kitabı Türkiye'yle çok hemhal olmuş bir şey değil. Ama Garodi'nin kitabı çok hemhal olmuş bir şey. Çünkü yani ne? Biraz da bizim coğrafyamıza benziyor. Yani mesela ne bileyim, Cezayir deneyimi olmasa, evet, Fransa'nın başındaki o şey olmasa, adam bizatihi orada olmasa, belki Garodi Türkiye'yi bu kadar etkilemeyecek. Marksist olduğu dönemde etkiliyor. Daha sonraki dönemde etkiliyor. Sonradan İslam'ı seçtikten sonra yine de etkilemeye devam ediyor. Ve mesela şunu belki söylemek mümkün. Herhangi bir batılı yazardan çok daha fazla Türkiye'nin düşünen insanı Garodi ile temas içine girmiştir. Sizin bu Amel Okulu ile ilgili bir Peter Burke'ın kitabında bir ön sözünüz var hocam. Kitabının içerisinde Foucault'un bir makalesi var ve Foucault'un makalesini bunu yayınlayanlar bilerek isteyerek çıkarıyorlar. Hatta bir de dipnot bırakarak yani çok gerekli görmedikleri için bırakıyorlar. Hmm. Buradan da bir süre sonra da yani belki de 3-4 sene sonra da neredeyse Foucault'suz sosyal bilim yapılamayacak bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bir konjüktürel yani Türkiye'de dışarıdaki batıdaki düşünsel alanla onların paradigmalarıyla girdikleri ilişki aslında çok da sayıcı bir ilişki değil. Ya yani buradan baktığımızda çok da sayıcı ilişki değil. Çok daha konjüktürel. Yani kendi konjüktürleriyle çok bağlantılı bir şekilde bu metinlerle ilişkiye geçiyorlar. Ve sizin de söylediğiniz gibi her 10 yılda bir neredeyse de bu metinleri bir şekilde bırakıyorlar. Bunun da bir anlamda Türkiye'de düşünsel derinliği etkilediğini söyleyebilir miyiz? Yani bir anlamda kendi sesi de olamıyor. Bu metinlerle ilgili bir dünya da kuramıyorsunuz bu bağlamda. Ve sizin ilişkiniz de aslında bir yerde kültürel iktidara oynamak. Yani aslında siz bir paradigma edinmek ya da bir dünya kurmak anlamında değil de o fikir üzerinden, o adam üzerinden, o düşünür üzerinden aslında siz bir yer edinmeye çalışıyorsunuz. Bir iktidar yani edinmeye çalışıyorsunuz. Bunu belki iktidar edinmek falan çerçevesi yani o öyle bir sonuçlanabilir ama evet, bunun böyle bir yönelimi var. Yani hakikaten onu söylediğin zaman ben hatırladım. Orada bir bölüm var, iki evet, şey söylüyor. Bu diyor fazla anlaşılabilir bir şey değil, değil diyor. Anlatabiliyor muyum? İkincisi de diyor. Foucault için. Foucault'un yazdığı bir alıntı var. Metin. Marksist tarihi inşa halinde kitabında. Bir başkasının evet, şeyinde ona göre var. Değerleme kitabında. Sadece onu söylemiyor. Aynı zamanda bu yanlış bir yaklaşım evet, tarzı diye söylüyor. Evet. Yani şimdi burada belli bir tarzda bir istikrar olması gerekir. Bu istikrar yok. Yani ne yeni dönem belli bir zaten Foucault'un ölüm tarihiyle Türkiye'de ilgilenmenin arasında bir 20 sene fark var muhtemelen. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar ne biçimde gündeme geliyor? Türkiye'de bu hikaye bariz bir şekilde gelişiyor. Yani batıdaki bir takım şeylerden etkileniyorlar. Mesela şimdi baktığın zaman Türkiye'de belli 3 tane yayın evi, 4 tane yayın evi Türk entelektüelinin yaklaşım tarzını şekillendiriyor. Yani mesela ne bileyim o metinler o çerçevede seçiliyor ve senin söylediğin bir biçimde bir şekilde sonuç sonucu oluyor. Bu şekilde oluyor. Sonuç oluyor. Ama bu yani bu topluma ne söylüyor? Öyle bir bağlantı öyle yok. Bir derdi yok. Zaten şöyle bir hikaye de onun üzerine oturmaya başlıyor. Yani bu toplumun geçmişine bakıyor. Bu toplumun geçmişinde her bir şeyi milliyetçi olarak görüyor ve her bir şeyi muhafazakar olarak görüyor. Şimdi bir toplumun düşünce hayatı bu biçimde şekilleniyorsa burada bir problem var demektir. Ve bir de şöyle bir baktığın zaman böyle değişik odaklar yok. Yani bu
değişik gibi görünen odakları bağdaştıran bir alt şey var, çerçeve var. Ve mesela şunu da görüyorsun. Yani hikaye tercüme üzerinden gidiyor. Telif üzerinden gitmiyor. Eskilerin çok hoş bir deyimi var. Yani ilginç bir şey. Hatta birisi şunu da söyledi. Yanlış tercüme bile bir şey, yani yanlış tercümeye bile olumlu bakmak lazım diye. Yani şimdi bu hikayeye, batılı metinlere olumlu baktığın zaman bunu bu biçimde görüyorsun, anlıyorsun. Bütün hikaye bu tercüme edilen metinlerin belli alanda odaklaşması ve eleştirel bir çerçevede bakılmaması üzerine şekilleniyor bu metinlerin ve herkes de bu yeni yönelim çerçevesinde gelişiyor ve belli bir dönem geçtikten sonra o eski ilgi de bir kenara bırakılıyor ve üzerinde durulmuyor. Aslında asıl olan hikaye bu tür şeylerin çeşitli tarzda tartışılabilmesi. Yani bu tartışma biçimi yok. Evet. Mesela ne bileyim işte bu demin bir biçimde bu söylediğin Şerif Mardin'in metinlerine baktığın zaman Şerif Mardin'in metinlerinin iki türü var. Yani Şerif Mardin'in bu şuna da sebep oluyor. Bu tür metinlerle uğraşırken sen Türkiye hakkında ne diyorsun? Böyle bir dert yok. Şerif Mardin'in metinlerine baktığın zaman Şerif Mardin'in metinleri hem dünyada genel gelişim trendi içinde bir şey söylüyor, hem de Türkiye'ye dair bir şey söylüyor. Bunlar bunların temel problemi Türkiye'den bariz bir biçimde kopuk olması. Hikaye bana göre orada odaklaşıyor. Bir de hocam siz metinlerinizde sıklıkla Hilmi Ziya Ülke'nin bir cümlesini tekrarlıyorsunuz ve bunu çok önemsiyorsunuz anladığım kadarıyla. Türk aydınının güncele çok fazlasıyla, yani siyasal güncele çok fazlasıyla meşgul olduğu ve onun bu meşguliyetinin de onu derinliğini bir türlü, yani derinleşememesiyle bunun arasında bir bağlantı kuruyorsunuz. Ya güncel üzerinde duruyorsun habire. Yani onun bir biçimde geçmişle bağlantısını kuramıyorsun. Heh. Gelecekle bağlantısını kuramıyorsun. Bunun hikayesi demin söylemeye çalıştığım tam götüremediğim noktayla ilgili. Bak mesela işte bu Said'in kitabında iki şey söylüyor. Hı hı. İki kişi söylüyor. Bu adamlar diyor, kendi laflarında diyor, kendi seslerinin tınısı var diyor. Yani şu biçimde söylüyor. Bu adamların diyor kendi söyledikleri kendi metinlerinde kendi düşüncelerinin şahsi damgası var diyor. Yani bu özgünlük üzerine söylüyor. Edward Said bunu söylerken iki önemli şeyden söylüyor. Entelektüelden bahsediyor. Yani böyle kendi sesinde, kendi sözünde, kendi sözü olan anlamında söylediği zaman iki entelektüel var diyor. Şey diyor, Sartre diyor ve Russell diyor. Ya şimdi Türkiye'de buna baktığın zaman iki şey görürsün. Sartre'ın ve Russell'ın tıpkı Duverge gibi, tıpkı Garodi gibi, neredeyse bütün kitapları Türkçe'ye çevrilmiş. Ama yani şey hakkında, bunun ikisi hakkında epi şey biliyorsun Türkiye'de. Ama öbürleri bir türlü oturmuyor. Hiç kimsenin bu tür konularda yazdığı, söylediği bir şey yok. Yani mesela bir sürü şey çeviriyorsun. Hakikaten kendi özgün sesi olan adamlar üzerine bir şey söylemiyorsun ki Sartre bir başka açısından da bizim tarihimize değen bir hikaye. Bu Vietnam konusunda uluslararası mahkemede Aybar da var. Yani dünya çapında laflar söylüyor ve ne bileyim Çin hareketinin Çin'deki Mao'culuğa falan filan sempatik bakan bir eğilimi de var. Dolayısıyla bizi şey yapması lazım. Ama yani edebi metinleriyle falan filan giriyor Türkiye'ye daha çok. Hatta Ahmet Oktay şunu söylüyor, diyor ki Sartre diyor biz diyor akademik metinlerle şey yapmadık diyor. Bilimsel ilgilenmedik değil. Yani onlar belki onlarla şey bilmedik. Bilmedik. Öbürüyle şey yaptık. Öbüründen etkilendik biz diyor. Ha ne kadar etkilendi o da önemli değil. Bütün hikaye şu. Belki de işin ruhu orada. Yani ne bu adamlar burada nasıl algılanıyor?
Yani mesela eskiler serbest çeviri diyor. Serbest çeviri demek, yani ben bunu yazıyorum biraz üzerinde düşünerek, fazla iddialı olmadan bir şey söylüyorum diyor. Yeni dönem metni serbest çeviri metni değil, düpedüz çeviri metni ve onlar üzerinde düşünce oluşturmayan metinler. Ve Türkiye'nin temel problemi de bu tür insanların yazdığı metinlerin özümsenmesinin, anlaşılmasının olmaması. Hı hı. Hikaye bu. Sadece özümsenmesinin, anlaşılmasının olmaması değil, bunlara karşı direncin de olmaması. Yani neyi görüyorsun? Garodi gibi bir adam, Düverşen gibi bir adam. Bunlara yönelik belli ölçüde direnç var. Ama diğerlerine yönelik bir direnç yok. Bunların Garodi ve Düverşen'in de Türkiye'de etkin olduğu dönem hakikaten ilginç bir hikaye. Tam da 60'lı yıllar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hikaye neyi gösteriyor? 60'lı yıllarda Türkiye'de bir dinamizm olduğunu gösteriyor. Ve Türkiye'de 60'lı yıllarda insanlar batılı metinleri çevirdikleri zaman bu konuda oturup üzerinde derinlemesine düşünüyorlar. Daha sonraki yıllar söz konusu olduğu zaman mesela çok aktüel meseleler gündeme geldiği takdirde düşünüyorlar yine. Yani mesela ne bileyim, etnik mesele söz konusu olduğu zaman, toplumsal cinsiyet söz konusu olduğu zaman insanlar duyarlı. Ama yani aktüel açıdan duyarlı. Yani baktığın zaman bunun daha sabit, daha bu toplumda şeyi yapısal olarak önemli ve fakat güncel etkisi olmayan şeyler şey yapmıyor, Türkiye'de bir yankı uyandırmıyor. Ve hakikaten de ne oluyor? Yani şey diye bakıyoruz. Yani o nedenle baktığımız zaman bu şeyle de bağlantılı, güncel. Biz yarın bayram diye bakmaya yatkınız ve her yer karanlık diye bakmaya yatkınız. Yani güncel hikaye de o. Yani şimdi baktığın zaman Türkiye'de belli bir bakış açısından bak. Muhalefete bak. Muhalefete baktığın zaman neyi görüyorsun? Olan her yer karanlık. Bugünkünden daha kötü bir durum yok. Mümkünü yok, olabilemez. Yani bu sadece bugün için söz konusu değil. Bu 80 için de söz konusu, 90 için de konusu, 60 için de söz konusu, daha önceki dönem için de söz konusu. Öbür türlü baktığın zaman da bugünkünden âlâ bir durum yok. Yok. Bu ikisi de tuhaf bir şey, bu ikisi de problemli bir şey. Bunun şeyi şu, düşünce alanına baktığın zaman. 23 tane evvel zaten bir şey yok. Bir şey yoktu, karanlık. Şimdi baktığın zaman mesela ne? Hatta insanlar bakarken de öyle bakıyorlar. Mesela Emre Kongar'ın Türk toplum bilimcilerine baktığın zaman 40'lı yıllarda bir şey yok. Bir şey yok. Ne var 40'lı yıllarda? 40'lı yıllarda dil tarihte parlak bir şey var. Ha, dil tarih dışında var mı? Yok. Ne? Bunlar çok parlak olduğu için bunlar kovuldular. Gittiler. Anlatabiliyor muyum? Mesela gitmeleri hoş bir şey değil. O ayrı bir hikaye ama gitmeleri bunları belki biraz daha geliştirdi. Öyle bir durumda. Merkez açısından. Sadece merkezde mi? Evet. Muzaffer Şerif açısından da. Yani daha enternasyonel Muzaffer Şerif. 60'lı yıllara geldiği zaman bizim kuşak o açıdan şey yapmak mümkün. Yani bizim kuşak 60'tan önce bir şey yoktu demeye getiriyor. Yani bir sürü insan bunu yazdı. Yani Türkiye'de aydınlanma ne zaman oldu? 60'ta oldu. Bunu başka türlü düşünürsen, Türkiye'de bu hikaye nasıl oldu? Tercümeye önem versen 40'lı yıllardan sonra oldu. Mesela Mina Urgan'ın kitabında öyle işte bir şey var. Yedinizin hatıraları. Orada ne diyor? O şeyde çalışıyor. İlginç. Bu hikaye ilginç bir hikaye. Yani dil konusu açısından da ilginç bir hikaye. O dönemde diyor ki orada çalışıyor. Sabahattin Eyüboğlu ile beraber tercüme yapıyor. Orada somut örnekler veriyor. Ve bir kelimenin Türkçe'de karşılığı ne diyor? Onu baktığı zaman, onunla tartışırken, ya diyor ben bunu okuduğum zaman anladım ki diyor, ben eni konu Türkçe'yi bilmiyormuşum diyor. Tamam mı? Yani bu ilginç bir şey. Ve ne diyor? Şunu söylüyor. Ben bundan evvel diyor Türkçe metin okumadım diyor. Zaten bu çevirilerden önce okunacak metin yoktu ki diyor. Yani şimdi o mantalite al getir 60'lar içinde söz konusu. Aynı şeyi 80'li yıllardan sonra bu tercüme faaliyeti fazlalaşıyor. 60'lı yıllar bir kenara bırakılıyor ve bütün hikaye 80'li yıllardan sonra şekilleniyor. Bu 2000'li yıllara geliyor ve daha sonraki döneme kadar geliyor. Yani buradaki önemli olan hikaye, geçmiş dönemde Türkiye'de hakikaten ciddi bir şey olmuşsa, bu
Hepsi gayri ciddidir anlamına söylemiyorum. Yani her dönemin kendine göre bir birikimi vardır. Bunu şey yaptığın zaman sen geçmiş birikimi bütünüyle dışlamaya başlıyorsun. Ve her bir şeyi yeni döneme milat olarak telakki ediyorsun. Bu yanlış bir hikaye. Ve baktığın zaman da bütün hikaye 60'lı yıllara bak. Yani bunu sadece 60'lı yıllarla sınırlamanın alemi yok. Bir ülkede hakikaten ciddi bir tartışma varsa o ülkede düşünce gelişir. Evet. 60'lı yıllara bak. 60'lı yıllarda Türkiye'de 4-5 konuda ciddi tartışma var. Yani insanlar farklı kutuplarda biz güncel siyasi olmayan meseleleri bir biçimde tartışmışlar. Yani bu şey olabilir. Geçmişe en direkt olarak, dolaylı olarak siyasal olabilir. Ama yani dolaysız siyasal meseleler değil. Yeni günümüze geldiği zaman bu tür bir tartışmayı görmüyorsun. Çünkü adamın çok net bir biçimde aktüel, güncel sorunlar dışında tartıştığı bir şey yok. Önemsediği bir şey yok. Yani mesela ne diyor? İnsanlar baktığı zaman o dönemde bu Atatürk tartışması, Osmanlı toplumsal yapısı tartışması, bu tartışmalar anlamlı bir tartışma değildi diye bakıyor, kestirip atıyor. Yani bundan bize ne kaldı onu anlatmıyor. Sadece o değil mesela, her alanda bu hikaye böyle. 60'lı yıllar bir anlamda kavga yılları. Ne var işte bu Sinematek Derneği ile ulusal sinemacıların tartışması var. Şimdi insanlar baktığı zaman ne söylüyor? Bu konuda laf söylememek için, ya o dönemde diyor, bu tartışma anlamsız bir tartışmaydı diyor. O zaman baktığın zaman geçmişe dönük bir şey bulamıyorsun. Geçmiş dönemin birikimini bulamıyorsun. Bu neyi beraberinde getiriyor? Sadece mesela ne bileyim, senin söylediğin Foucault bayağı geç gündeme geliyor. Sadece Foucault gündeme gelmiyor ki. Mesela Türkiye'ye baktığın zaman yapıldığı dönemde yazıldığı Oğuz Atay'ın metinleri hiçbir biçimde önemsenmiyor. Ne zaman önemseniyor? Ta 80'den sonra önemseniyor. Hakeza Ahmet Hamdi Tanpınar'ı insanlar çok yıllar sonra keşfediyorlar. Hatta ne Ahmet Hamdi, bir de şey yapıyorlar insanlar, böyle hikayeler biraz daha güncel olduğu zaman rötuşlandırmaya kalkıyorlar. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu 27 Mayıs hakkında eleştirel olumlu yazıları gündeme geldiği zaman muhafazakarlar bir perçe geri durmaya bakıyorlar ve onun geçmiş birikim üzerine yazdığı yazıları da liberaller, solcular biraz mesafeli bir tarzda bakmaya başlıyorlar. Belki de hikaye şeyden kaynaklanıyor. Biz bu tür adamları zaman içinde olduğu gibi değerlendirmiyoruz. Zaman içinde kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Yani belki de en tehlikeli şeylerden biri o. Yani ne yapmaya çalışıyoruz? Bir biçimde bir şekilde hep ötelemeye çalışıyoruz, farklılaştırmaya çalışıyoruz. Bir biçimde hep olumlulaştırmaya çalışıyoruz. Onu yaparken de adamın düşüncesi üzerinde şeyde bulunuyoruz. Tasarrufta. Ya da metinlerle girdiğimiz ilişki biraz çıkar ilişkisi, yani işimize geldiği zaman. Ya adamı kullanmaya çalışıyorsun. Evet. Yani mesela ne bileyim, Yakup Padri, Reşat Nuri. İnsanlar bunlar üzerinde durmuyor. Yani mesela ne bileyim Kemal Tahir, tamam mı? Yani mesela ne bileyim, yani zaman içinde çok farklılaşıyor. Metin Erksan baktığın zaman Türkiye'de hikaye şu. Yani bir takım insanları böyle yapıyorsun, bir takım insanları hiç görmüyorsun. Evet. Belki Türkiye'nin geçmiş dönemine baktığımız zaman belki de en sağlıklı yönlerden biri bu insanlar üzerinde hiç durulmadığı zaman, durulmayan insanları biraz deşelediğin zaman belki de bu birikimin olduğundan fazla olacağını göreceksin. Mesela çok net bir şey işte Şerif Mardin. Şerif Mardin'in metinleri ne dönemden itibaren var? 50'li yılların başlarından diyelim, ortalarından itibaren var. Şimdi insanlar 50'li yılların ortalarından itibaren Şerif Mardin'le bir biçimde ilgilenmemişler. Yani Şerif Mardin'in mesela Din ve İdeoloji kitabı 69 yılında, o dönemde insanın ilgi alanı içinde değil. Şerif Mardin ne zaman gündeme geliyor? 85'ten sonra gündeme geliyor. Ve 85'ten sonra Türkiye'de iki türlü bakan insanın gündemine geliyor. Hem batılı metinlere açık olan insanların gündemine geliyor. Onlar bir başka Şerif Mardin fotoğrafı çiziyorlar. Hem de
Türkiye'ye dair şeyleri olan, tasavvurları olan ve fakat bu tasavvurlar kendi tasavvurlarına yaklaşan, bu anlamda bu Kemalizme yönelik belli ölçüde sınırlı eleştiri dolayısıyla İslamcıların dikkatini çekiyor. Aynı çerçevede bu sosyalistlerin, liberallerin depreşen Kemalizm eleştirisi yüzünden onların dikkatini çekiyor ve Türkiye'nin idol entelektüellerinden biri olarak gündeme geliyor. Ama zaman geçiyor, bu hikaye bitiyor ve mesela baktığın zaman da son dönemde ölümünden sonra yazılanlara baktığın zaman da bu mahalle baskısı üzerinde söyledikleri hem muhafazakarları hem de şeyleri liberalleri adam hakkındaki kanaatinin değişmesine neden oluyor. Yani neyi görüyorsun? Bir dönemde söyledikleri hiçbir biçimde ilgi çekmiyor. Hatta ilgi çekmesinin nedenlerinden biri Osmanlı'ya dair ilgisi de olur daha sonraki dönemde. Sonraki dönemde o yoğun bir ilgiden sonra o ilgi zaten bütünüyle bitiyor. Yani şimdi burada Şerimvard'ın ismi önemli değil. Aslında Türkiye'nin bu tarihsel gelişimi çerçevesinde baktığın zaman hemen hemen bir sürü entelektüelin kaderi Şerimvard'ın kaderi gibi kader. Çünkü bunlar uzun süre hiçbir biçimde üzerinde durulmuyor. Daha sonraki dönemde üzerinde duruluyor. Mesela en ilginç metinlerden biri bu Kemalist devrim ideolojisi. Emin Türk ideolojisi, Emin Türk Eliçi'nin metni. O dönemde o kesimde şey yapılan bir metin değil. Ve belli bir dergide tefrika ediliyor ve metin kesiliyor. Yani yasaklanıyor falan filan. Yani metin kitap haline adamın ölümünden sonra gündeme geliyor. 70 yılında basılıyor. 20 sene falan filan insanların hiç ilgisini çekmiyor. Daha sonra solda Kemalizme yönelik eleştiri metni biraz daha bariz bir biçimde öne çıkarıyor. Yani insanların bu güncel tarafgirliği çerçevesinde meselelere baktığın zaman hikaye saptırılmış bir vaziyette oluyor ve bütün hikaye de şuradan, yani güncele teslim olduğun zaman şöyle bir hikaye var. Türkiye'de insanların çok bariz bir biçimde fikir değiştirdiklerini görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu niye bariz bir biçimde fikir değiştiriyorlar? Güncel siyasal atmosfer insanları çok bariz bir biçimde etkiliyor. Onun için fikir değiştiriyorlar. Mesela baktığın zaman Kemalizm açısından da aynı şey. Türkiye'de 20'lerin, 30'ların Kemalizmi farklı bir Kemalizm. 60'ların Kemalizmi farklı bir Kemalizm. 80'lerin Kemalizmi farklı bir Kemalizm. Hakeza 2000'lerin Kemalizmi farklı bir Kemalizm. Hatta şeyi tartmak mümkün. Yani bu düşünce akımları hangi... Hatta şey değil ya işte 60'ların İslamcılığı daha Türkiye'ye dönük bir İslamcılık. 80'lerin, 90'ların, 2000'li yılların İslamcılığı bambaşka biraz İslamcılık. Daha batılı metinlere Mevzu açık bir metin. Seyit Kutup gibi metinlerin okunduğu. Ya bir de şey bak, yani bariz bir biçimde baktığın zaman o dönemde oraya açık olması bile bir farklılık. Evet. Yani hatta mesela ne bileyim şunu düşünmek mümkün. Yani bütünüyle o da açık değil de yani Türkiye Orta Doğu'ya açık değil. Tamam mı? Yani mesela o dönemde entelektüellerine bak. Şimdi herkes bilir bilmez herkes Orta Doğu uzmanı ya. Yani bu Suriye hikayesi dolayısıyla bütün hikaye ne? O dönemde Türkiye'de hiç kimse Orta Doğu ile ilgilenmemiş doğru dürüst. Evet. İki adam Orta Doğu ile ilgilenmiş, iki adam da Türkiye'de değil o zaman. Yani Kemal Karpat, evet. İşte Orta Doğu'da düşünce falan evet. Filan bir şey. Bir de başka bir niyetle, Niyazi Merkez Orta Doğu ülkelerini geziyor. Evet, Asya i̇şte, seyahati. Asya seyahatin değil, Asya mektupları değil, öbürü. Bu İslam Asya seyahati edilirdi bu son dönemde. Bu o mektuplaşma. Bu Orta Doğu'daki bu İslamcılık, ulusçuluk filan yani dönemin siyasal şeylerine bu Mısır'daki Baas falan filan hikayesine yatkın bir şey ama yani Orta Doğu'yu o nedenle de olsa incelemiş. Yani şimdi baktığın zaman hikaye biraz oraya gidiyor. Karpat'ın Orta Doğu ilgilenmesi Orta Doğu merkezinde olması yani. Amerika'da Orta Doğu merkezinde falan çalışıyor. Öbürü de İslam evet. Şeylerinden evet. Olmasından evet. Kaynaklanıyor. Yani Mardin'in de öyle bir hikayesi var. Bunların böyle bir şey yani
hepsinin bir sebebi var. Ha, bunların eksikliği de var. Mardin'in tabii. de eksikliği var. Yani Mardin'in düşünce yapısıyla bu Arap düşünürlerinin yaklaşımları arasında paralellikler de vardır muhtemelen. Hı-hı. Ve onlardan esinlenme hali de vardır. Yani olay değişik şartların şekillenmesi sonrasında geliyor. Belki de işte dışarıda olması, onun etkisi var. Yani ben sonuç olarak baktığın zaman bunu görüyorsun. Ama yani Türkiye'de olan bir insanın da Orta Doğu'yla ilgilenmesi kadar doğal bir şey yok. Yani mesela ne bileyim Mısır'daki hareket, yani ne? Milliyetçilik, sosyalizm, evet. İslamcılık, yani Türkiye'yi ilgilendirmeyecek bir hikaye değil ki. Ama insanlar ilgili değil. İnsanlar ne ölçüde ilgili? İşte bağlantısızlar hareketi var ya. Nasıl? Mesela ne? Türkiye'de biz nasıl anti-emperyalist olabiliriz? Nasıl ne Amerika ne Rusya diyebiliriz? Gerçi ne Amerika ne Rusya da demiyor. O ayrı bir hikaye de. O nedenle gündeme geliyor bu hikayeler. Yani buradaki şeyleri hayatın bir parça gerçeği olarak düşünmek lazım. Aslında bu hikayeler hep bir şeyi gündeme getiriyor. Yani insanların biraz fil dişi kulesinde olmasının anlamı olabilir. Yani insanların en olmayacak şekilde, en olmayacak konularla ilgilenmesi hayırlı olabilir. Ve mesela onu söylediği o hasbi ilim dediği şeyin önemi ortaya çıkıyor. Yani bunlar zaten bir biçimde bir şekilde savrulmuş şeyler. Mesela bütün hikayeye baktığın zaman da zaten problem ortadan çıkıyor. Yani şunu düşün. Muzaffer Şerif, Niyazi Merkez, Beyce Boran, bunların hayatları hep burada devam etse. Ferdan Ali Borat'a biraz daha buralı. Anladın mı? Yani çünkü mesela baktığın zaman o da Fransız okulunda okumuş. Fransız okulunda okumuş. Daha sonra Fransa'ya gitti. Yani evvelden yok. Yani, Şükrü Hanioğlu için ne diyorsunuz? Şükrü Hanioğlu daha farklı. Evet. Şükrü Hanioğlu buradaki metinlerine baktığın zaman, bir de oradaki metinlerine baktığın zaman durum çok farklılaşmış. Ama şöyle bir hikaye de var. Mesela Şerif Mardin üzerine yazdığı metin Türkiye'de son dönemde yazılmış en gelişkin metin ve en soğukkanlı metin. Anlatabiliyor muyum? Yani Şerif Mardin'in nerede durduğunu, niye orada durduğunu, Şerif Mardin'in niye bazı konularda etkili olduğunu, niye olamadığını çok hoş bir biçimde şey yapmış. Yani onun şimdi haftalık metinlerine baktığın zaman, daha önceki metinlerine baktığın zaman arada büyük bir fark olduğunu görüyorsun. Yani bütün hikaye şu, yani bu olumludur, olumsuzdur, o ayrı bir hikaye. Şimdi mesela bu dört kişiye baktığın zaman herkes işte Kıbrıs'ta şey yapmış. Bunun getirdiği bir şey var, bir liberal ortam var. Sonra bunların üçü Amerika'ya gitmiş. Yani bunlar 50'li yıllarda Amerika'ya gitse belki soğuk savaş hikayesiyle antikomünist olacaklar. Yani bunlar sosyalizmin cari olduğu bir dönemde yani 30'lu yılların sonlarında Türkiye'ye gelmişler bunlar. Yani bu hikaye böyle. Bunlar Türkiye'de yetişmiş olsa bütünüyle, anlatabiliyor muyum? Belki de hiç böyle bir uyum sorunu yaşamayacaklar. Yani bütün hikaye şey, her o mekanlar değişik. Yani Türkiye'de değişik fakültelerde sosyoloji oku, değişik fakültelerde tarih oku, tarihte 3 aşağı 5 yukarı aynıdır da, sosyoloji oku değişik yerlerde. Siyaset bilim oku. Ulan onların okuduğu sosyoloji mi yoksa benim okuduğum mu sosyoloji diye soru işareti oluşturabilirsin. Bu mekan falan filan çok bariz bir biçimde önemli bir şey. Yani İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okumakla ODTÜ'de okumak, Boğaziçi'de okumak farklı farklı şeyler. Yani mesela Ankara'da okumak, yani Ankara Dil Tarihi mesela İstanbul Üniversitesi ve benzer bir üniversite gibi görünüyor ama bariz bir biçimde farklı. Çok çok farklı. Öbürü eskiye daha açık. Yani mesela ne bileyim tarihsel sosyoloji dediğin şey veya daha şey bir biçimde sosyoloji içindeki tarihin yerine baktığın zaman İstanbul Üniversitesi'nde bunun çok köklü bir yeri var. Ankara Üniversitesi'nde bu yok. Yok. Ankara Üniversitesi'nde tarihin girmesi, yani mesela herkes tarihin önemini Amerika'da anlıyor. Anladım. Ama öbürlerinin geçmişinde Ziya Gökalp var, evet. Hilmi Ziya var, Cahit Tanyol var,
Bunlar yani bir kısmı belki el yordamıyla bu tarih sosyoloji ilişkisini şey yapmışlar. Mesela ne bileyim kentleşmeyi onların hiçbiri çalışmamış. Yani Müveccel Kırey bu örgütleşemeyen kent İzmir'i çalışmış. İstanbul'u çalışsa biraz daha farklı çalışabilirdi. Yani kent dediğin zaman ulan İzmir kent mi yani baktığın zaman yani Ankara kent mi? Bu hikaye şeye benzer. Ankara'da gecekondu çalışması yapmaya benzer. Mesela Kemal Ateş'in Ankara'da gecekondu romanı var. Yani Ankara'nın dinamizmiyle İstanbul'un dinamizmi birbirinden çok farklı ve bu adamların bu tarz bir çalışmaları yok. Yani bu adamların mesela ne bileyim tarih ilgisi oradan kaynaklanıyor biraz da. İyi de hocam Max Weber diyor ki mesela her toplum kendi sosyolojisini yapar. Bu kadar zor bir iş mi bu? Bir saatten beri bir abi işte konuşuyoruz. Bu kadar mı zor bir iş bu? Abi bu toplumla biraz ilgili olman halinde bu şey. Bu yani Şerif Vardin'le ilgili bir şey. Kusura bakma da hikaye ne biliyor musun? Ya bu toplumu nasıl tanıyorsun? Bu toplumu belki bazı yabancılar bu toplumun yerlilerinden daha iyi tanıyabilir tabii. Bazıları. Şimdi bu çünkü o fotoğraf çekiyor aslında yani bu, bakınca belki. Fotoğraf çekmenin ötesinde bir şey ya bu yani belki dışarıdan görünen bir şey belki biraz daha mesafeli göründüğü için şey. Bütün hikaye şu yani mesela ne? Mesela çocuğunu özel okula gönderirsin. Ulan bu Türkiye gerçeğini pek tanımıyor dersin. Anlatabiliyor muyum? Yani sendromları. Şeye baktığın zaman şimdi Şerif Mardin babası diplomat. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu Taraf dergisinde bundan iki gün süren bir konuşma vardı. Çok ilginç bir şey. Hep dışarıda dolaşıyor. Tamam mı? Gidip geliyor. Ulan diyorlar bu babası diyor. Bu adamı diyor bu topluma biraz entegre etmek lazım. Yani bu toplumun adamı olduğu belli olsun. Diyor. Ne yapıyor? Galatasaray Lisesi'ne gönderiyor. Başka türlü baktığın zaman Türkiye'de insan Galatasaray Lisesi'ndeyken bir çocuk ulan bu toplumla çok yabancılaştı. Bunu mahalle okuluna gönderelim veya Taşra'da bir üniversiteye gönderelim hikayesi olabilir. Yani bu hikayeler hep göreli şeyler. Yani bunlar bu toplumu tanımıyor. Tanımadığı için öbürü çok daha net. Mesela bütün hikaye şey ya yani ne? Şimdi Batılıların yazdığı kitaplar var. Bizdeki kavgalar güncel siyasete şey olduğu zaman, bağlı olduğu zaman böyle ölesiye kavgalar. Hatta ilginç bir şey, birisi söylemişti bana. Bu Menemen olayı, şu olayı, bu olayı falan filan. İşte Frey'in kitapları var, Weicker'ın kitapları var. Öğrencinin biri şey dedi. Ya dedi bu yabancılar böyle dedi, bu Türkiye'de tırnak içindeki irticai hareketlere dedi, bizim Kemalistlerden daha insaflı bakıyor dedi. Adamın söylediği şey yanlış değil. Anlatabiliyor muyum? Yani tersinden de düşünmek mümkün. Yani Kemalistlere de onlar da vicdanlı bakıyor yine. Yani şey olarak. Hocam siz yani özetle şey diyorsunuz aslında, özetle demeyeyim daha doğrusu yanlış. Şunu söylüyorsunuz herhalde, güncele bakmakta aslında çok büyük bir sıkıntı yok. Güncele bakılabilir ama bunun tarihsel sosyolojik boyutunu sürekli kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz ama yani... O bağı kurmuyoruz yani, doğru mu? Bu bağı kurmuyoruz. Güncel aldatıcı bir şey. Yani bütün hikaye şey işte, yani onu anlatıyorlar ya, bir fıkra var. Yani bakıyorsun gördüğün şeyi nasıl görüyorsun? Öyle görüyorsun, eksikli görüyorsun. Laz'ın biri, Pire'yle deney yapacak. Tamam mı? Ulan deneyelim diyor. Pire'ye zıpla diyor, zıplıyor Pire. Hopla diyor, hopluyor. Tamam mı? Ondan sonra ayaklarını kesiyor, zıpla diyor, zıplamıyor. Hopla diyor, hoplamıyor. Ondan sonra karara varıyor. Diyor ki, arkadaş diyor, Pire'nin ayaklarını kesince diyor, kulakları duymuyor diyor. Ya şimdi bütün hikayeye baktığın zaman, güncele baktığın zaman, güncele böyle yani gördüğün şey bu. Böyle bir şey nedensellik bağ kurarsan yani bu şeydir ki ne yaparsan yap bunu şey yapamazsın göremezsin yani o azinesinin o yüküsüyle bunun arasında fark yok bütün hikaye o değil yani bütün hikaye şey var ya işte gördüğümüz şey esas mı yani asıl olan şey gördüğümüz şey mi yoksa gördüğümüz şeyin arkasındaki gerçek mi anlatabiliyor muyum hikaye burada yani biz genellikle o görüntüyle şey yapıyoruz. Ve şey yapıyoruz yani topluma baktığımız zaman mesela ne bileyim o kadar ön yargılı şeyimiz var ki adamın sakalına bakıyoruz. Yani şimdi
çok fazla, çok fazla şey çerçevede bakmadığı zaman olan bu düzgün çerçevelenmemiş diyorsun. Yani düzgün çerçeve. Öbür türlü baktığın zaman da adamı başka türlü bakıyorsun. Yani biz gördüğümüz şeyi hakikaten görmüyoruz. Yani ne? Sahi bir tarzda mı görüyoruz? Sahici şey mi görüyoruz? İlişki biçiminin sahici olmasıyla bunun şeyle bir bağlantısı yok mu hocam? Yani hayatımızın çok sahici olmamasıyla da ilgili değil mi bu? Tabii. Yani çok kendi hayatımızı yaşamıyoruz. Birkaç program önce de söylemiştik, Adorno'nun bir lafı var, yanlış hayat doğru yaşanmaz diye. Hı hı. Biz belki de yanlış hayatı doğru yaşamada ısrar ettiğimiz için buradan bir sosyoloji de çıkmıyor. Bu coğrafyanın insanı yani biraz şey yapıyor, yani sanki takip ediliyormuş gibi, hı hı, şeyde bakıyor. Bu hikaye de biraz şeyden geliyor. Aslında bunu bile getiriyorlar. Taşralılıktan geliyor. Anlatamıyor muyum? Yani şimdi şeye sizin gittiğim de bir zaman, yazınız var bu Sayit Halim Paşa ile ilgili, o buhranlarla ilgili. Hı. Orada bir var aslında. Biz aslında yani bu modernleşmeyle birlikte, Osmanlı modernleşmesiyle birlikte kendi evinde yabancı bir adam, kendi evinde misafir gibi. O yabancılaşmayı, o sahicilik itimini aslında çok güzel ifade ediyor o buhranlarda. Ve bunu bir türlü yenemiyorsunuz. Yani o sahicilik itiminin bir türlü zaten hani algılamayla ilgili bir sorun var. Belki işte hayatla ilgili bir şey o yaptığın şeye de yansıyor. Yani o sahicilik biraz da bireyleşmeyle ilgili bir şey değil mi? Yani bireyleşemediğin millet hiçbir şey sahileşebilir gibi bir şey durmuyor. Yani hani bu kadar, ben şey de çok anlamadım. Bu kadar neoliberalleşmeye, hiç bireyleşememek de başka bir... Abi ikisinin de iki ucu da tuhaf bir şey. Evet. Yani Türkiye'de hepten bireyselleşilebilir mi? Acım orada soru işareti. Mesela ne bileyim, mesela şeyin işte Doğan Ergun'un kitabında bu var. Kafayı buna takmış. Bu yapıyla ilgili, bu toplumla ilgili bir hikaye biraz da. Yani hatta şey değil, mesela insanların yazdığı şeyleri bile olan millet ne der diye düşünerek yazmaları. Mesela ne bileyim şey var işte, mesela Murat Belge'nin bir yazısı var. Şeyi söylüyor. Diyor ki biz diyor bu dergiyi çıkarırken diyor Stalinizm eleştirisi yapabilirdik diyor. Ama camia şey değil. Birikim için mi söylüyorsun? Birikim için söylüyorsun. Camia diyor buna müsait değildi diyor. Bizim camiamız diyor Türkiye'nin en mutassıp camiası gibiydi diyor. Biz diyor onun için diyor milleti buna alıştırdık diyor ve ancak diyor 4 sene sonra böyle bir sayı yaptık diyor. Yani şimdi mesela baktığın zaman, zaman içinde baktığın zaman bunu çok değişik yerlerde de görüyorsun. Yani ha bunun hepten kırılması mümkün mü? O soru işaretli bir şey. Ama yani bunun bir ölçüde aşılması mümkün. Niye? Bizatihi kendin de Türkiye'de bu hikaye hep gruplaşmalar içinde yapmaya çalışıyorsun. Yani Türkiye'nin en azından şeye yani daha bireysel, daha medeni cesaret sahibi olan insanlara biraz daha yol açması lazım. Ha bunu biraz şey bir müstesni bir biçimde de olabilir. Yani adama delidir, ne yapsa yeridir diye bak. Yani adam yine söylediğini söylesin. Bu hikaye zaman içinde işi daha bir ciddi noktaya getirir ve mesela zaman içinde bu insanların yeni baştan, mesela eski dönem bu entelektüellerin yeni baştan gündeme gelmesini de çabuklaştırabilecek bir şey. Bunu rötuşlandırmaya başladığın zaman orada birbirinden hakikaten farklı insanları da bir örnek haline getiriyorsun. Yani bu tuhaf bir şey. Ha yani burada da, bu coğrafyada da bu hikaye, yani bunu gerçi bu Batı ülkelerinde de dört dörtlü bir biçimde oluyor mu olmuyor mu o da ayrı bir hikaye de, bunun da aynı biçimde olmasına ve bu memlekette de hepten bu bireyselleşme olmasına da gerek yok, yani şey yok. Yani bir de bütün hikaye şey değil ya, bu şey, bu hikaye şeyle insan ancak belli bir coğrafyada yaşayabilir. İnsanların başka coğrafyaya transfer edip yaşamaları, kendilerini ne kadar mutlu göstermeye çalışsalar bile bir sürü problemle karşılaşıyor. Yani insan yurt dışına çıktığı zaman bir kere 24 saatini sorguluyor insanlar.
İkincisi, bırak her bir hikayeyi, yiyip içtiği şeyler konusunda büyük bir sorun yaşıyor. Yani mesela insanları gönderiyorlar 3 ay, 4 ay, 6 ay oraya. 6 ay göndereceğine hiç gönderme daha iyi. Çünkü bu adam ancak 3 ay sonra intibak ediyor. Ve hepten antisosyalse mesela anlatabiliyor muyum? Yani o zaman edemeyip buhran içinde dönüyor. Yani mesela bütün hikaye şeydir. Yurt dışına bir sürü adam gönderirler. Doktora yapsın diye. Evet. Tamam mı? Ya doğru olan bu mu? Yoksa adamları yurt dışına sen gönder 2 sene başıboş bir biçimde. Tam oradan yaralasın diye. Çünkü sana orada belli tarzda şeyler yaptırıyorlar. Ve üçüncü dünya orada, tezler yapıyorlar. Orada yaptığın şeyler, burada yaptığın şeyler birbirinden farklı olmaya başlıyor. Yani bu hikaye biraz da bu hikayenin buradaki şeyiyle ilgili, ortamıyla ilgili, yani insanın gündelik hayatıyla ilgili, o sahicilik, bayicilik de falan filan onunla ilgili. Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Bir toparlamak ister misiniz yoksa bitirelim mi? Yok abi, böyle dağınık kalsın. Böyle dağınık kalsın. Yani çok değişik şeylere şey yaptık şimdi. Toparlamaya çalışırsak tekrar bir iki saat daha. Biraz daha fazlalaşır. Asıl olan hikaye, yani bütün değişik dönemleri birikimlerinin önemli bir birikim oldu. Yani özgünlüğün önemli olduğu, tarihselliğin önemli olduğu, dışarıdan gelen şeylerin önemli olduğu ve fakat dışarıdan gelen şeyleri özümlemek gerektiği, onları bütününde kabullenmemek gerektiği ve dirençli bir biçimde buna bakmak gerektiği ve bütün hikayede insanın bir şey yaparken, yani bir metin yazarken, bir film çekerken, bir edebiyat metni kotarırken, yani bir heyecanın olması lazım. Heyecan da ancak tartışmayla olur. Heyecan da ancak bir şeyle uğraşmakla olur. Heyecan da merakla olur. Öbür türlü hikaye, yani bir şey olduğu gibi kabullenme hikayesi insanın merakını da ortadan kaldırıyor. Heyecanını da ortadan kaldırıyor. Yok hocam, heyecan kadar dertli de olması gerekmiyor. Yani i̇şte, bu coğrafyayla, bu ülkeyle dertli olması gerekiyor. Yani Kemal Tahir yapan, Oğuz Atay'ı Oğuz Atay yapan, Tanpınar'ı yapan ya da bizim Tanpınar farklı abi. Tanpınar yani, öyle değil. Yani mesela bu ülkeyle onun bir derdi var hocam ya. Bu ülkeyle bir derdi var da onun derdi daha başka. Yani Tanpınar'ı programdan sonra geçelim. Tanpınar yok, şunu söyleyeyim bitireceğim. Tanpınar'ın şeyi okuduğun zaman, günlüklerini okuduğun zaman Tanpınar şunu söylüyor. Yani bu ülkeyle derdi yok Tanpınar'ın bana göre. Tanpınar şunu söylüyor. Ulan ben bu memlekette yaşayacak adam mıyım? Ben Paris'te yaşamam lazım diyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yani Kemal Tahir'in derdi şeyle. Oğuz Atay'ın da derdi bu ülkeyle. Oğuz Atay'ın da o kadar fazla, onun kadar derdi yok. Yani bu ülkeyle derdi var. Ama yani bir şey söylüyor. Söylediği şey önemli. Çok fazla acı çeken insan diyor, doğruyu bulur diyor. Adam bunu söylemekle bu 12 yıllık mahpusluk hikayesini bile pozitif bir şeye şey yapmaya çalışıyor. Oğuz Atay o kadar cüretkar bir adam değil. Ürkek bir adam. Ahmet Hamdi Tanpınar çok daha ürkek bir adam. Yani söylemeye çalıştığı şeyi söyleyemiyor. Öbürü çok daha dümdüz bir adam, çok daha cüretkar bir adam. Sadece şey anlamında değil, belli bir dönemde içeride kalması anlamında değil. Adamın kendi geçmişine yönelik olarak eleştirel bakabilmesi anlamında. Yani zaten Batı'ya eleştirel bakamayan adam, o birikime eleştirel bakamayan adam, hem de barışık bakamayan adam. Bırak, kendine eleştirel bakamayan adam, adamın bu toplumda bir şeyi yok. Daha bugün okudum bir şeyde, konuşmada, bu Mario Levy söylüyor, Hulki Aktunç ona söylemiş, Kemal Tahir şunu söylüyor demiş, ben edebi metin yazacağım. Edebi metin yazacağım. Tamam mı? Oğlum demiş, sen memnun olmadığın bir şey mi var? Yani? Yoksa senin yazmana gerek yok. Yani sen milletin yazdığından farklı bir şey getireceksen var. Demiş. Tamam mı? Tamam, burada. Bırakalım yani. Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı ile dağınık bırakıyoruz biraz. Dağınık bıraktığımız yerin ne kadar derli toplu olduysa zaten o aşikar. Biz bu akşam
konuşmadık. Onun yerine hocamızı dinlemek istedik. Hocamızın birikimlerinden faydalandık. Irmak akarken zaten herhangi bir ses çıkartmaya gerek yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben lütfettiniz teşekkür bize konuk oldunuz. Çok teşekkür ederim. Hiç unutamayacağımız bizim için bir anı evet. Ve büyük bir onur ve büyük bir gurur olacak. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok teşekkürler hocam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.